Bugüne kadar bilinen araştırmalar ışığında Avrasya'daki en eski Homo erectus fosilleri Çin'de bulunur. Bunlardan bir tanesi 1921 yılında Pekin yakınlarında İsveçli arkeolog John Gunnar Andersen tarafından bulunan Homo erectus pekinensis fosilleridir. Bu fosil 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birisidir. Daha sonra Çinli arkeolog He Wenzhou'nun 1929 yılında yaptığı kazılarda Pekin insanının kafatasının başka parçalarını ortaya çıkardığını iddia etmesi dünyayı sarstı. Fakat fosil üzerindeki çalışmalar daha tamamlanmamışken fosilin büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı sırasında resmi olarak açıklanmayan sebeplerden dolayı kayboldu. Başına gelen kayboluş hikayesinden dolayı da Pekin insanı bilim tarihinin en ünlü fosilleri arasında yer alır. Ortada bir sürü komplo teorisi var. Kimisi fosillerin ABD'ye taşınması sırasında geminin Pasifik Okyanusu'nda batmasından dolayı kaybolduğunu söylerken, kimisi gemiyi ve doğal olarak fosilleri de Japonların ele geçirdiğini ve daha sonra da defalarca el değiştirdiğini anlatıyor. Bu hikayelerden bir süre sonra ABD'li zengin bir iş adamı fosillerin bulunması için bir ödül koyduğunu duyurdu. Kaybolan Pekin insanının başına ödül konmasından sonra hikayeler daha da çoğaldı. Fakat ödül peşindeki avcıların anlattığı bütün hikayeler ya yanlış ya da yanıltıcıydı. 1970 yılında New York'ta yaşayan yaşlı bir kadın, Pekin adamı fosillerini aramaya gönül veren Harvard Üniversitesi'ndeki bilim insanlarını aradı ve ölen kocasının fosilleri uzun süre boyunca elinde tuttuğunu söyledi. Bilim insanları bu kadının verdiği fotoğrafları inceleyerek fosillerin gerçekten de Pekin insanına ait olduğu konusunda hemfikir oldular. Fakat bu kez de çok kısa bir süre sonra bu kadınla olan bütün iletişimler kesildi ve kendisine bir daha hiç ulaşılamadı. Daha sonra 1970 yılında bir doktor fosillerin çeşitli Fransız ve İsviçre bankalarında saklandığını yazdı. Ama araştırmaların sonunda bundan da bir iz çıkmadı. Belli bir zaman sonra ise Eski Şii Hastanesi'ndeki Dramlar isimli bir kitap yayınlandı. Bu kitapta aslında fosilin hiç yurt dışına çıkmadığı anlatılıyordu. Daha sonra bu yazara da bir daha hiç ulaşılamadı. Yani Pekin insanı hakkında anlatılacak hikaye çok. Hangisi gerçek, hangisi uydurma, bunu anlamak ise neredeyse imkansız. Fosilin orijinallerinin o tarihten beri kayıp olmasından dolayı özellikle Pekin insanı üzerinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmı orijinal fosilin alçı kalıplı replikaları ve geriye kalan sayılı dişler üzerinde yapılıyordu. Pekin insanının mağarada bulunan çeşitli yanmış kemiklerden dolayı ateşi kontrol ettiği fakat yamyamlık da yaptığı düşünülüyor. Bilim insanları uzak doğuda bulunan bazı fosillerin şimdilik Homo erectuslara ait olduğu konusunda hemfikir. Uzak doğuda farklı insan türlerinin de yaşadığı bilindiği için bilim insanı fosilleri tanımlarken temkinli davranıyor. 1963 ve 1964 yıllarında Çin'in Qinshihua ve Gongguangang kasabalarında farklı fosiller keşfedildi. Paleantropolog Wu Yukan tarafından tanımlanan fosiller arasındaki Latinyen insanı olarak bilinen Homo erectus latinensis, Pekin insanının alt türü olarak kabul edildi. Latinyen insanın da iri kaş çıkıntılarına sahip bir yüzü vardı. Dişleri ise diğer Homo erectus türlerine oranla biraz daha büyüktü. Latinyen insanı Yinling dağlarının ılıman çayırlarında uzun bir süre yaşamayı başardı. Bunda en büyük avantajı aşölyen baltalarına sahip olmasıydı. Bu baltalar ona günlük ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir avantaj sağladı. Gongguanling kafatasının epey sağlam olması bilim insanlarına bu türü üst çene, göz çukurları, kaş çıkıntıları ve alnı olmak üzere net bir şekilde tanımlama imkanı tanıdı. 2015 yılında Çin'in Dongzi bölgesinde Hulang mağarasında Paleoantropoloji Enstitüsü tarafından yeni bir fosil bulundu. Bilim insanları Dongzi insanı adını verdikleri kafatası fosilinin yanında çeşitli taş aletler, aralarında çocukların da olduğu başka insanlara ait dişler, kemik parçaları ve içinde buzul çağına kadar varlığını sürdüren file benzeyen bir memeli olan Stegodon, dev tapir, dev panda gibi canlıların da arasında olduğu 6000'in üzerinde fosil keşfettiler. Kazılardaki görevli bilim insanları bu hayvanların önce aletlerle kesildiğini, hatta kurban edilerek tüketildiğini bile düşünüyor. Ortalama 300 bin yaşındaki bu fosilin bilim insanlarını en mutlu eden kısmı göz çukurları ve burnunun toprakla dolmasından dolayı yüz kemiklerinin çok iyi korunması ve güzel görünüyor olması. Güzel korunan bu kemikler bilim insanlarına Dongzi insanının dijital ve maket yüzünü oluştururken büyük kolaylık sağlayacak. Çin'de bulunan bir başka insan türü fosilleri ise 1979 yılında Çin'in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde bulundu. Daha sonra petrol şirketine çalışan Çinli bir jeolog tarafından Alageyik mağarası olarak bilinen Malodong mağarasında çeşitli fosiller bulundu. Ortalama 13 bin yaşında olan bu insan türünün oldukça yakın zamanda yaşamış olmasına rağmen fosillerinin daha ilkel insanların özelliklerini taşıması biraz kafaları karıştırıyor. İlk bakıldığında da alageyik insanlarını biz modern insanlardan ayıran bazı önemli özellikler hemen belli oluyor. Alageyik insanının büyük azı dişleri, belirgin kaş yapısı, kalın kafatası kemikleri, orta büyüklükte bir beyni, öne doğru çıkan bir çene yapısı ile düz bir yüzü ve geniş bir burnu vardı. Bilim insanları birçok farklı özelliğe sahip olsa da alageyik insanlarını yeni bir tür olarak sınıflandırma konusunda yine de şüpheci davranıyor. Çünkü sınıflandırma konusunda bazı bilim insanları ise alageyik insanların Homo sapiens'ten bağımsız olarak evrim geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Homo heidelbergensis'in devamı olduğu düşünülen Homo neandertaller gibi Asya'ya ulaşan Homo
sapiens'in devamı olabilecek başka bir tür olma olasılığı da var. Ayrıca alageyik insanlarının hobbit olarak da bilinen Homo floresiensis ile yakın akraba olma ihtimalleri de var. 1994 yılında arkeolog Carl Swisher'ın yaptığı çalışmalar başta olmak üzere daha sonraki araştırmalar da Homo erectus'un ilk önce Afrika'da ortaya çıktığını, daha sonra bu kıtanın daha dışına çıkıp Asya'ya göç ettiğini gösteriyor. Fakat daha sonra Türkiye ve Gürcistan'da bulunan bazı fosiller Homo erectus'un aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa'ya da geçmiş olabileceğini düşündürmeye başladı. Gürcistan Dimenesi'de bulunan 1.8 milyon yıllık fosiller ile başta Denizli, Hatay, Antalya ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin bazı şehirlerinde bulunan fosil ve taş aletler bu görüşü destekler nitelikteydi. Homo türlerinin Afrika dışındaki ilk göç rotasının önce Avrasya'ya ve Güneybatı Asya'ya yöneldiği, daha sonra Avrupa, Doğu Asya ve Afrika'ya tekrar geri döndüğü ve yaklaşık 2 milyon yıl boyunca en az 3 farklı dağılma dalgası ile yüzlerce belki de binlerce minik göçlerin yaşandığı yönünde çeşitli görüşler bulunuyor. Erken insanların Afrika kıtası dışına ortalama 2 milyon yıl önce çıkmaya başladığı düşünülüyor. Afrika dışındaki ilk geçişlerden en eski fosil Gürcistan Dimanesi bölgesinde bulundu. Bilim insanları önceleri Gürcistan'ın yüksek dağlık coğrafi yapısından kaynaklı homo türlerinin buralara pek fazla ulaşamayacağını ve yayılamayacağını düşünüyordu. Gürcistan'da yapılan farklı kazılarda ortalama 1.8 milyon yıl öncesine tarihlenen toplamda 5 kafa tası ve 4 alt çene kemiği fosili keşfedildi. Bilim insanları bu fosilleri farklı bulduğu için onları ilk başta Homo gorgiis olarak tanımladılar. 2006 yılında yayınlanan bir makalede Dimanesi'de bulunan fosillerden birini ölümünden birkaç yıl öncesinde yiyecekleri çiğneyemeyeceği kadar dişlerini kaybettiğini fark ettiler. Keşif bu insanın diğer aile bireylerinin yardımı sayesinde 1-2 yıl daha hayatta kalabildiğini gösteriyor. Bu Homo erectusların tıpkı bizim gibi sosyal davranışlar geliştirdiğini kanıtı olması açısından oldukça büyük ve önemli bir keşif niteliği taşıyor. Yeni yapılan bir çalışmada İsrail'de 1,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen insan omurları keşfedildi. Bilim insanlarına göre Afrika'dan Avrasya'ya olan göç dalgası dalgalar halinde birçok defa gerçekleşti. Birinci dalgada insan türleri 1.8 milyon yıl önce Gürcistan'a, ikinci dalgada 1,5 milyon yıl önce İsrail'e ulaştı. İsrail Ubeydiya'da bulunan bu bölge Afrika dışındaki en eski kazı alanı olmasından dolayı arkeolojik ve evrimsel araştırmalar için çok kıymetli. 1960'lı yıllardan günümüze kadar yapılan kazılarda bu bölgede Doğu Afrika ile benzerlik gösteren taş aletler, kılıç dişli kaplan, mamut, dev bufalo, zürafa ve jaguar gibi birçok farklı hayvanın fosili bulundu. İsrailli bilim insanları ayrıca 2021 yılında da 140 bin yıl önce yaşadığı düşünülen yeni bir insan türü keşfettiklerini duyurmuştu. Şimdilik çok bir şey bilinmese de kafatası ve çene parçasına oluşan bu fosilin de yeni bir ses getireceği çok açık. Bulunan omura dönecek olursak bu omurların 6 ile 12 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünülüyor. Ve bu çocuk sahip olduğu 1,5 milyon yaş ile İsrail'in en eski, Afrika dışındaki ise ikinci en eski insan fosili olma özelliğine sahip. Türkiye, Afrika'dan kuzeye doğru ilerleyen insanların ve hayvanların kıtalar arası göç dalgasının tam üzerinde olmasından dolayı Dimanisi'den çok daha öncesinde de erken insan kalıntılarının olması bekleniyor. Fakat ülkemizde tarih öncesi dönemlere dair araştırmaların az olmasından kaynak fosil buluntusu neredeyse yok diyeceğimiz kadar az. Bu yüzden Türkiye'de bulunan her fosil ve taş alet çok ama çok kıymetli. 2002 yılında Denizli travertenlerinde ticari doğal taş madenciliğinin yapıldığı esnada bir işçi tesadüfen taşa benzemediğini düşündüğü bir cismi fark ederek işletme yönetimine teslim ediyor. Daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde görevli jeolog profesör doktor Cihat Alçiçek bu şirketi ziyaret ettiği sırada bu fosilin ofisteki raflardan birinden kendisine baktığını fark ediyor ve araştırılması için fosilin işletmeden teslim alınmasını sağlıyor. Çok geçmeden işletmenin de desteği ve yardımlarıyla bölgede çeşitli araştırmalar da başlamış oluyor. Daha sonra fosil üzerinde yapılan araştırmalar bunun 20 ila 40 yaşlarında en az 1.2 milyon yıl öncesinde Denizli'de yaşayan erkek bir Homo erectus'a ait olduğu anlaşılıyor. Kocabaş insanı ismini alan bu Homo erectus kafatasının özellikle kubbe kısmının güzel korunmuş olması bizde pek bilinmese de bilim dünyasına büyük ses getiriyor. 1.2 milyon yıl önce yaşayıp ölen bir Homo erectus bir işçinin son anda fark etmesiyle çöpe atılmaktan kurtuluyor ve insanın evrim yolculuğundaki bazı karanlık bölgeleri aydınlatmayı başarıyor. Cihat Alçiçek'in yaptığı bu keşif öyle kıymetli ki 2012 yılında Fransa'nın başkenti Paris'teki İnsanlık Paleontolojisi Enstitüsü tarafından ödüle layık görülüyor. Alçiçek ödülünü Paris'te düzenlenen törende Monaco Prensi 2. Albert'in elinden alarak hepimizi onurlandırdı. Benim de kaynak olarak kullandığım antropolog Ahmet İhsan Aytekin makalesine göre Anadolu'nun en eski insanı olma özelliğe sahip olan bu fosil anatomik olarak incelendiğinde kendisinde hem Afrika hem de Asya'da bilinen Homo erectuslar ile çeşitli ortak özellikleri barındırıyor. Aytek 1.2 milyon yıl öncesine gittiğimizde günümüzdeki gibi çok insan göremeyeceğimizden hatta oldukça az bir insan nüfusu olduğu için çok azın öldükten sonra fosilleşerek korunabileceğinden de bahsediyor. Sonuçta bir hayvan ortalama 5 ila 10 tane yavru doğurabilirken insanın o dönemlerde maksimum 1 veya 2 tane yavrusu oluyordu. Ve bu yavru yeterince şanslıysa hayatta kalıp maksimum 30'lu yaşları görebiliyordu.
bulunuyordu. Aytek ayrıca büyük bir hayvan kemiğinin kırılgan insan kemiklerine oranla çok daha kolay korunarak fosil olmasından dolayı insan fosillerini daha az bulmamızın da normal olduğundan bahsediyor. Ahmet İhsan Aytek'in 2017 yılında yayınladığı Paleolitik Dönem Anadolu Fosil İnsan Buluntuları makalesine göre Anadolu, Afrika ve Orta Doğu'dan Avrupa ve Asya'ya açılan kıtalar arası göç yollarından birisiydi. Bu yüzden Anadolu homo türlerinin evrimi ve tarihi açısından köprü bölgelerden birisini oluşturuyor. Arkeolojik Yerleşimler Projesi'nin verilerine göre Türkiye'de 562 paleolitik alan var. Fakat maalesef ki bunların çoğu henüz araştırılmamış durumda. Anadolu'da paleolitik döneme ait fosil kalıntısı bulunan mağaralar Antalya Karain Mağarası ve bel dibindeki kaya altı sığınağı, Hatay'da Merdivenli Mağara, Kanal Mağarası, İncili Büyük Mağara ve Üç Ağız Mağarası'dır. Bu mağaraların haricinde paleolitik döneme ait en eski insan fosilinin bulunduğu alan da Denizli'nin Kocabaş Köyü'dür. Farklı zamanlarda Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli el baltaları ve taş aletleri bulundu. Çok farklı amaçlarla kullanılmak üzere çeşitli şekillerde yapılan bu taş aletler günümüzde modern yaşamı inşa ettiğimiz şehirlerin aslında on binler hatta yüz binler yıl öncesinde başka insanlar tarafından kullanıldığını bize kanıtlıyor. Bu alanlardan sadece Karain Mağarası ve Üç Ağızlı Mağarası'nda sistemli bir şekilde kazı çalışması yürütülüyor. Antalya'daki Karain Mağarası'nda Harun Taşkıran tarafından devam ettirilen çalışmalarda bir aşölyen el baltası ve dağ keçisi, alageyik, karaca, yaban domuzu, yaban öküzü, at, su aygırı, fil, mağara ayısı, mağara sırtlanı, kurt, vaşak, vahşi kedi, sansar, yabani tavşan, kır faresi, kirpi, çeşitli kuşlar ve tatlı su kabuklularına ait hayvan kemikleri bulunmuş. Türk bilim insanları bu hayvanların bir kısmını insanların, bir kısmını da yırtıcı hayvanların bu mağaraya getirerek beslendiğini düşünüyor. 2017 yılında Karain Mağarası'nda Neandertaller tarafından işlenmiş bir kaburga kemiği keşfedildi. Bir yüzü temizlenerek işlenmiş durumda olan kemiğin diğer yüzüne ise hiç dokunulmamış. Fil ya da su aygırına ait olduğu düşünülen kaburga kemiğinin muhtemelen deri işlemede kullanılmış olabileceği düşünülüyor. Anadolu'da Homo Neandertal insanlarının kemikten aletler yaptıklarını bugüne kadar bilmiyorduk. Bu keşif Türkiye'de ilk defa Karain Mağarası'nda bulundu. 2007 yılında bulunan 400 bin yıllık el baltasından sonra 2019 yılında Homo Neandertallere ait olduğu düşünülen bir el baltası daha bulundu. Bu keşifler mağaranın neredeyse 400 bin yıldır aktif olarak çeşitli insan türleri tarafından kullanıldığını destekliyor. Karain Mağarası'ndaki insan fosili kalıntısı olan ilk keşifler 1979 yılında Kılıç Kökten tarafından bulunan diş fosilleriyle yapıldı. Bu fotoğraf antropolog Yüksel Emekli'nin sitesinden aldığım 1966 yılındaki Kılıç Kökten'in bir Antalya Karain Mağarası eğitimi gezisinden geriye kalan. Daha sonra antropolog Muzaffer Süleyman Şenyürek tarafından bir Homo Neandertal'e ait olduğu düşünülen bu fosil kalıntılarının Anadolu'da keşfedilen ilk Homo Neandertal olma özelliği taşıdığı belirlendi. Karain Mağarası'nda keşfedilen Homo Neandertal fosilleri günümüzde Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Hatay Samandağ'da bulunan Merdivenli Mağara ilk defa Almancalı Klaus Hermann tarafından 1954 yılında keşfedilmiş ve Enver Bostancı'ya bildirilmiş. Bu bilim insanları mağaraya yaptıkları ilk ziyaret sırasında çok farklı çakmak taşlarına ve fosilleşmiş hayvan kalıntılarına rastlamışlar. Daha sonra 1956 yılında başlayan kapsamlı kazılarda bir Homo Neandertal'e ait büyük azı dişi, kemikler, Avrupa ve Orta Doğu'da kullanılanlara benzer taş alet, mağara ayısı, aslanı ve yaban domuzu gibi hayvanların fosillerini bulmuşlar. Hatay Çevlik'te bulunan Kanal Mağarası'nda 1969 yılında gerçekleştirilen kazılarda Homo Neandertal çocuklarının dişleriyle benzerlik gösteren azı dişleri bulunmuş. Bu dişlerin sahibi olan insan türü Enver Bostancı tarafından Homo sapiens çevlikiensis olarak isimlendirilmiş. Kanal Mağarası'nın yakınlarında bulunan İncili Mağara'da gerçekleşen kazılarda ortalama 50 yaşlarında olduğu düşünülen bir insana ait çene, ayak, parmak gibi birçok farklı kemik bulunmuş. Enver Bostancı bu fosilleri de Homo Neandertaller ile karşılaştırmış ve Kanal Mağarası'nda bulduğu fosille aynı isimde sınıflandırarak Homo sapiens çevikiensis olduğunu belirtmiş. Hatay Samandağ'da bulunan Üç Ağızlı Mağarası'nda 1989 yılında Angela Mizon'un öncülüğünde başlatılan ve 1997 yılından beri Erksin Güleş tarafından yürütülen kazılarda Homo sapiens ve Homo Neandertal dişlerine benzerlik gösteren 19 kadar diş, bir üst çene ve kafatası parçaları, taş aletleri, kemikten ve deniz kabuklarından yapılmış süs aletleri bulunmuş. İnsanlar tarafından ortalama 40 bin yıl öncesinde yoğun bir şekilde kullanıldığı tespit edilen mağarada ayrıca yaban öküzü, alageyik, kızılgeyik, domuz, keçi, karaca, etçil hayvanlar, kemirgenler, balıklar, kaplumbağalar ve deniz kabukları gibi canlıların fosilleri de keşfedilmiş. Homo Neandertal'e ait olduğu düşünülen dişlerin çalışmaları halen devam ediyor. Bilim insanları sınıflandırma sorunun paleoantropolojide karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi olduğunu bildikleri için sınıflandırma konusunda henüz aceleci davranmıyor. Aytek makalesinde fosil kanıtı
kalıntılarının Akdeniz hattı boyunca bulunmuş olmasının sebebinin insanların sadece bu bölgede yaşamış olmasına kaynaklı olmadığını, sonuca ulaşmış fosil araştırmaları ve kazıların buralarda yoğunlaşmış olmasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. Anadolu aslında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan taş aletler ve fosillerden dolayı paleolitik dönem için oldukça zengin bir potansiyele sahip. Türkiye'de 7 farklı bölgede bulunan fosiller sayesinde Anadolu coğrafyasında Homo erectus, Homo neandertal ve Homo sapiens gibi en az 3 farklı insan türünün yaşadığını biliyoruz. Aytek Kültür Bakanlığı'nın yasal izni ve destekleriyle yüzey araştırmalarında yapılan çalışmaların artması sayesinde daha önemli keşiflerin de yakın zamanda yapılabileceğini düşünüyor. Türkiye'de bu 3 türün haricinde farklı insan türlerini bulma potansiyelini taşıyor olmamız doğrusu beni heyecanlandırıyor. Aslında az önce bahsettiğim 1.2 milyon yaşındaki kocabaş insanı ile 1.8 milyon yaşındaki Dimanesi insanı benzer zamanlarda keşfedilmiş. Fakat kocabaş insanının bir madende, Dimanesi insanının da profesyonel bir kazıda bulunmuş olması bilim insanlarının dikkatini Dimanesi insanına vermesine neden olmuş. Anadolu'da garibin yüzü yine gülmemiş. Bilim insanları aralarındaki 600 bin yıllık bir yaş farkını da göz önünde bulundurarak ikisinin de farklı evrim geçmişleri olduğunu düşünüyor. Aytek makalesinde kocabaş insanının Afrika'da bulunan Homo erectuslarla bağlantılıyken Dimanesi insanının Asya'da bulunan Homo erectuslarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Hatta belki kocabaş insanı önce Afrika'dan çıkıp Anadolu'ya gelmiş ve daha sonra Afrika'ya geri dönmüş bile olabilir. Aytek kocabaş insanın yanında bulunan gergedan, geyik, timsah, mamut ve zürafa gibi hayvanların fosillerinin Anadolu'nun sadece insan türleri için değil, değişik hayvan türleri için de önemli bir göç yolu ve yaşam alanı olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'deki insan varlığının kanıtı olan paleolitik buluntular farklı dönemler ve koşullardan geliyor. Örneğin Dursunlu ve Yarımburgaz mağarası alt paleolitik döneme tarihlendirilirken Karain, Öküzini, Merdivenli ve Tıkalı mağaraları ile Beldebi kum bucağı bölgesi orta paleolitik döneme tarihlendiriliyor. Üç Ağızlı ve Kanal mağaraları ise üst paleolitik döneme tarihlendiriliyor. Türkiye'nin aslında sadece paleolitik dönemde değil, miyosen dönemde de önemli bir göç yolu vazifesi gördüğü düşünülüyor. Ankara Pithecus, Grepa Pithecus, Aurana Pithecus ve Kenya Pithecus gibi insansı maymunlara ait fosil kalıntıları Türkiye'nin miyosen dönemde de önemli bir köprü görevi gördüğünü bize kanıtlıyor. Ankara maymunu olarak bilinen Ankara Pithecus metai ortalama 10 milyon yıl öncesinde Anadolu'da yaşamış, yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında bir insansı maymun türüydü. Anadolu'da bulunan bu ilk insansı maymun fosilleri ilk kez 1957 yılında paleontolog Fikret Ozansoy tarafından Ankara Sinaptepe'de keşfedildi. Ankara maymunu Ankara Pithecus cinsine ait bilinen tek primat türüdür. Pakistan'da bulunan 12 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Sivapithecus ile oldukça benzer özellikler taşır. 1965-1969 yılları arasında Türk-Alman jeologların Bursa Paşalar'daki kazılarında keşfedilen Grepa Pithecus, Kenya Pithecus türleri, Çankırı'da keşfedilen ve daha önceden Makedonya'da bilinen Aurana Pithecus Makedoniensis türüne benzediği için Aurana Pithecus Türkiye'ye adı verilen fosiller Anadolu coğrafyasının insansı maymun ve evrim tarihini milyonlarca yıl geriye çekiyor. Canlıların özellikle bizim açımızdan bakacak olursak insanın evrimi her zaman ileriye doğru gitmez. Gitmemiştir de zaten. Evrim düz bir çizgi olmaktan ziyade çok karmaşık milyonlarca hatta milyarlarca olay ve yolculuklar sürecidir. Evrim için 100 bin yıl bile kısa bir zamanı ifade eder. Duruma böyle bakınca bizim 100 yıllık ömrümüzle evrimin büyük değişikliklerini direkt kendi üzerimizde görmemiz imkansızdır. Evrim mükemmel veya üst insanı yaratmaya çalışmaz. Onun böyle bilinçli bir amacı yok. Bizler onun son bulacak ürünü de değiliz. Var olup yok olan milyonlarca canlı türünden sadece basit bir örneğiz. Konuya bu şekilde baktığımızda Türkiye'de ve dünyada bulunan fosillerin aslında ne kadar da az olduğunu anlayabiliriz. Aslında yapbozun çok büyük bir kısmı halen kayıp. Denizli kocabaş insanı ile İstanbul Yarımburgaz mağarasındaki Homo erectuslar ve Gaziantep Dülük, Konya Dursunlu, Niğde Karatepe Deresi, Hatay mağaraları ile Antalya'daki Karain ve diğer mağaralardaki Homo neandertaller arasında çok büyük bir zaman dilimi ve boşluklar var. Bunların da doldurulması için çok daha fazla araştırma ve çalışma gerekiyor. Eskiden bilim insanları 2 milyon yıl önce Afrika'da başlayan göçün Anadolu'dan geçmediğini düşünüyorlardı. Fakat 1.2 milyon yıl öncesine ait Denizli kocabaş insan bize Homo erectus'un Anadolu'ya da geldiğini gösterdi. Homo erectus en uzun zaman dilimi boyunca dünyada yaşamış olan insan türünü oluşturuyor. Aytek diğer insan türlerinin hepsinin dünyadaki sürelerini topladığımızda bile Homo erectus'ların yaşam süresini yakalayamamasının nedeninin Homo erectus'ların Asya'dan Avrupa'ya her koşula adapte olabilme yeteneklerinden kaynaklandığını vuruluyor. Fakat 2018 PLOS ONE'ın bir makalesine göre Dr. Charles Shipton, Homo erectus'ların kısmen tembellik yaparak alet yapımı ve kaynak toplamada kolay yolu seçip basit stratejiler geliştirdiğini düşünüyor. Bu Homo erectus'ların bizim gibi ufku izleyen ve çok düşünen değil, daha çok günlük çıkarlarını düşünen insanlar oldukları ve bu yüzden de kendilerine özellikle iklim değişikliği ve kıtlık
rahatlığa hazırlayamadıklarını düşünüyor. Homo sapiens ve Homo neandertaller kaliteli taşlar bulmak ve uzun zaman kullanacakları el baltaları yapmak için uzun mesafeler gidiyor ve dağları aşıyorlardı. Ama Homo erectusların bu gibi önemli detaylara fazla takılmadığı düşünülüyor. Bu çalışmalara göre Homo erectuslar zamanla tembel olmalarının yanında daha muhafazakar bir anlayışa da sahip olmaya başlamışlardı. Çevrelerindeki ani değişimlere rağmen onlar teknolojik aletlerini geliştirme konusunda biraz yavaş kalmış ve atalarından kalan taşların benzerlerini yapmaya devam etmişler. Bunların hepsi birleştiğinde de Homo erectusların daha az av yakaladığı, beslenemediği için de üreyip çoğalamadıkları düşünülüyor. Dünyadaki varlığını en uzun süre sürdürebilen Homo erectusların ne zaman tamamen yok olduklarını bilmiyoruz. Ama arkalarında halen keşfedilmeyi bekleyen uzun bir tarih bıraktıklarına eminiz.